Merhaba, Galaxy Rehberi'me hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum sevgili Volkan Demirel. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Özellikle siz de mi bence, sen de. En nefret ettiğin yorumcuyla başlayalım. En nefret ettiğin yorumcu. Gerçekten. Beni söyleyebilirsin. Hiç kimseden nefret etmedim. Ben her zaman eleştirilere açığım, hem olumlu hem olumsuz. O yüzden her yapılan eleştiriye de tabii ki çok rahatsız edici olmadığı sürece her zaman saygı duymuşumdur. Ama sinirleniyordun bazen. Sinirlendiğim ya olmuştur ama anlık sinirlendi, yani sinirliliktir. O hani kafayı takma gibi bir durum. Yok, en sinirlenenlerden değilsin, onu biliyorum. Yok, sinirlenmem çok. Çok eleştirdiğim bir dönem. Ya karşılaştık ya telefonda konuştuk. Şaşırmıştım yani. Hani bu kadar eleştirdiğim, eleştirme sebebi de şu, yani çok yüksek bir seviyeden hani biraz form düşüklüğüne gittiğinde insan öyle efsane performanslar düşünce daha fazla eleştiriyor. Tabii ki. Çok soğukkanlıkla karşılamıştın. Ya ben yani soğuk, teşekkür falan ettin yani. Soğukkanlı insanım da, dediğim gibi yani eğer eleştiri dozajı çok fazla değilse herhangi bir şeyim olmaz. Hani bir tepkim olmaz çünkü hepimiz bazı şeyleri eleştiriyoruz. Ben bile şimdi kızım yanlış bir şey yaptığında eleştirebiliyorum onu. Yani ki bu benim kızım, eleştirebildiğim insan ki... Sizler yorumculuk yaparken de bu da en doğal hakkınız. Tabii ki çok fazla rahatsız edici bir duruma girmediği sürece sadece performansla alakalı bir eleştiriye ben her zaman açığım. Ama diğer konularda biraz daha katı oldum söylenebilir ama ben herkese saygı sevgi içerisinde, isterse benim hakkımda çok da kötü yorum yapsa gördüğümde her zaman saygımı sevgimi iletirim ve belli ederim yani. O başka bir şey. O iş. Yani senin bana yorumlaman o senin işin. Ama dışarıda ben seninle her zaman normal bir arkadaş gibi oturup konuşabilmem gerektiğini düşünüyorum ben. Bu saha içi de böyle. Şimdi mesela rakiplerimiz oluyor. Bazen çok itişiyorsunuz, didişiyorsunuz. Bazen küfür edebiliyorsunuz. Ama o tamamen kazanma hırsı, isteği, kulübünüze bağlılığınız, aidiyet duygusundan dolayı. Ama dışarıda gördüğünde kardeşim ne haber diye sarılabiliyorsunuz. Zaten bunu ayırt edebilirsek bence bazı şeyleri aşabileceğiz gibi gözüküyor. Bu sadece futbolda da değil. Dış hayatımızda da, Türkiye şartlarında da bence biraz daha insanların dışarıdayken yaptığı işle alakalı değil de insan olarak birbirlerine saygı göstermesi bence öneminin daha fazla olması gerekiyor. Katılıyorum. Senin için iyi bir yıl oldu bu bence. Güzel geçti. Yani teknik direktör olarak çok iyi bir yıl oldu. Açık söyleyeyim, çok da beklenmedik iyilikte oldu. Evet. Ama ben yorumculuk kısmını daha çok önemsiyorum. Evet. Ben çok beğendim yorumculuğunu. Hatta yayınlarda da birkaç kez söyledim. Evet. Hemen başladığın ilk sezon, yani çok şu anda efsane yorumcuların bile ilk sezonları çok iyi değildir. Evet. Ben birkaç tanesine emek sarf ettim de onu söyleyeyim. Şu anda çok iyiler bir kısmı. Sen böyle çok bir anda girdin ve fark yarattın. Nasıl oldu bu? Yani aslında ben tamamen doğal hareket ettim. Yani nasıl seninle şu an burada sohbet ediyorsak biz seninle buradan kalkalım, yan masaya geçelim. Ben yine aynı bu muhabbeti yapacağım. Oraya da girerken aslında işe başlamadan önce bana sağ olsun yayıncı kuruluş çok bu konuda destek verdi. Onlarla beraber çalışmam için çok gerçekten uğraştılar. O yüzden onlara da buradan teşekkür edeyim. Neticesinde başladık. Ama başlarken bir düşüncem vardı. Neden? Çünkü canlı yayın. Yani bir de benim dilimin kemiği yoktur. Evet. Yani söylediklerim yanlış anlaşılabilir. Ben belki yanlış bir şey söylemek istemem ama yanlış söylersem hani nasıl karşılanırım diye aslında bir şüphem vardı. Ama başladıktan sonra orada Güntekin abinin de tabii ki çok büyük bir katkısı var bana. Tugay abinin keza öyle, Feyyaz abinin keza öyle. Onlarla böyle güzel bir ilişki de kurduk. Hani dışarıda televizyonda değil de televizyon dışında da güzel bir ilişki kurucu. Oradaki muhabbet tamamen böyle arkadaş ortamı sohbetine dönünce ben de aklımdakileri dilimle konuşmaya başladım ki hani dediğin gibi az çok futbolun içinden gelmişliğimiz de var, bilmişliğimiz de var. Abi her futboldan gelen gibi çok senelerce futbol oynamış adam çıkıyor. İşte burada önemli olan artık burada taktik olmaz. İşte motivasyon falan diyor. Ne demek olmaz yani? Her şey. Yani futbolu ayrıştıramazsınız. Her şeyin bir belli yeri ve zamanı olması gerekiyor. Yok yani sen bunları hemen hızlı hızlı anlattın. Mesela oyunu okuyordun, işte nereden nereye gidiyor top, nasıl kuruyor takım, bunları hemen çok hızlı hızlı anlattın. Ama benim bu futbolculuk dönemimde birazsa 2012'den 13'ten sonra hep ben kendimce bu teknik direktörlük ya da işte oyunu okuma, yorumlama ne diyorsan artık buna. Ona kendim hazırlıyordum. Benim hep söylüyorum her yerde bir dosya kağıdım vardır her gün böyle karaladığım. Mesela ben orada günün özetini yazarım. Mesela senle bugün burada röportaj yapıyoruz veya konuşuyoruz veya sohbet ediyoruz. Buradan bir ilk kelimeyi ben alır oraya not ederim. Ondan sonra o benim düşündüğüm zaman ya da o kağıt önüme geldiği zaman o gün aklıma gelir. Akışı geçer yani gözüm önünde. Çünkü bir hedefim var. İnşallah Allah nasip ederse kitap yazmayı düşünüyorum. Süper. Yaşadıklarımla alakalı. O notları da hep küçüklüğümden beri, bu Kartal Spor'da dahildir. Kartal Spor'dan beri daha geçmişim de var ama onları tabii ki not almıyordum. Onlar anılarda saklı gizli. Hı hı. Onları da katarak inşallah bir biyografi gibi bir kitap yazacağım.
Peki bu yorumculuk hikayesi başladıktan sonra diğer takım taraftarlarının sana bakış açısı değişti mi? Değişti. Şimdi bir Fenerbahçeli Volkan olan gören insanlar vardı. Ya şimdi Galatasaray'ların büyük bir çoğunluğu senden hoşlanmazdı. Hoşlanmaz demeyelim. Şöyle söyleyelim. Ben onu hiçbir zaman sevmemezlik ya da hoşlanmamazlık değil. Ben şöyle görüyorum o olayı. Ben de şimdi rakip takımda ben küçüklüğümden beri Fenerbahçeliyim. Bunu da hiçbir zaman söylemekten çekinmeyeceğim. Bundan sonraki hayatımda da söyleyeceğim. Ama tabii ki profesyonel bir iş yapıyoruz. Hangi takımın başında olursam olayım. Fenerbahçe oynadığım zaman da kendi takımın başarısı için mücadele edeceğim. O ayrı bir konu. Ama ben doğma büyüme Fenerbahçeli bir aileden gelen, Fenerbahçe maçlarıyla büyüyen, Fenerbahçeliyi benimsemiş bir çocuğum. Ben de küçükken rakip takımın oyuncularından bazılarını nasıl söyleyeyim sana? Sevmek ya da hoşlanmamak değil de bu. Böyle bir ulan hadi bu adam bizde olması lazım gibi de yorumlayabilirim. Yani beni belki o yüzden sevmiyor veya hoşlanmıyorlar diyorsun ya. Belki herkes takımda bir Volkan Demir olmak, Volkan Demir'in olmasını isterdi. Olmadığı için de belki onlara itici geliyor olabilirdi. Belki ben diğer takımların kadrosunda olsam onlar beni daha çok sevecekti. Şu an nasılsa Fenerbahçeliler beni çok seviyorsa. O zaman da Fenerbahçeliler hoşlanmayacaktı. Gibi düşünüyorum ben. Bizler biraz kulüplerle birleşmiş insanlarız. Hani benim gibi 3-5 kişi daha sayabiliriz. O yüzden biz rakip takımlar taraftarı karşısında sevilmeyen insanlar olabilir. Anlayabildiğin bir his bu. Evet. Yani. Anlıyorum. Çok değilim. Ama yorumculuğa geçtikten sonra ben her zaman senle abi 2-3 kere karşılaştık hemen hemen. Ya ben hep doğruyu söylemek, yani doğru değil de içimden geçenleri anlatırım. Yani bu da içimden geçen her şey doğru mudur değil midir o sana göre de değişir. Veya bana veya insanlara göre de değişir. Ama ben hep böyle doğruyu söylemek, bu taraflı tarafsız olmadan. Mesela bir şey sarıysa sarı benim için. Veya atıyorum beyazsa beyaz. Onu ben farklı bir düşünceye döndüremem insanlar bana farklı bakacak diye. Anlatabiliyor muyum? Ve bu seni de besliyor biraz galiba. Evet, yani ben böyle büyüdüm, böyle geliştim. O yüzden de bundan sonra hep böyle gideceğim. Orada da yorumlarım hep kollayıcı değil de doğru neyse onu söylemek olduğu için insanlardan çok olumlu tepkiler aldım. Galatasaraylısından da, Beşiktaşlısından da, Trabzonlusundan da. Hatta Galatasaraylı taraftarlar bana Volkan bile işte bizi daha çok korudu gibi yorumlar da geldi. O Fenerbahçelilik, Fenerbahçeli Volkan veya Fenerbahçelilik durumu biraz aslında şey oldu. Nasıl söyleyeyim sana? Kırıldı gibi. Hı. Kırıldı derken aslında objektif bir insan. Sahada Fenerbahçeli evet. Ama dışarıda konuşulduğunda bir objektif Volkan. Hani doğru neyse gördüğünü diğer söyleyeyim. Tarafın diğer tarafım yani. Gözüktü. O benim için çok büyük bir avantaj oldu. Sağ olsunlar artık dışarıda da görünce işte yolda yürürken de rakip taraftarlardan futbolcuyken bu kadar değildi. Ama rakip takımlardan herkes görünce bir abi adammışsın şöyle bir kelimeler geliyor. Beni de mutlu ediyor. Güzel. Futboldan çıkmaya çalışıyorum ama o kadar konuşmak istediğim şey var ki. Hayatımız futbol abi nasıl? Öyle. Biraz çıkayım. En sevdiğin ressam? Yani en sevdiğim ressam şu andan bahsediyor. Evet, evet. Tigran diye bir ressam var mesela Ermeni. 2-3 tane işi var bende. İşlerini toplamaya çalışıyorum. Amerika'da müzayedelere katılıyor kendisi. Görüp gezmeye çalışıyorum. Eğer yurt dışı bazı konuşursak Tigran'ı söyleyebilirim. Ama yurt içinde çok saygı duyduğum, çok sevdiğim hocalarım var. Hatta dün Koray Arış hocamız vardı. Heykel taraf çok ünlü. Onun yanındaydım. Çatalca'nın ziyarete gittim. Güzel bir yedik, içtik. İşte işlerini gördüm. Ya ben bu işi biraz şey olarak görüyorum. Yatırım diye başladın galiba ama yatırım da değil. Biraz böyle dekorasyon amaçlı veya işte görsel göz zevkine hitap eden hani o bulunduğun ortama uygun şeyler aramaya başladım. Kaç resmi var? Ya benim şu an kaç resim olduğunu sayı olarak veremem ama 10 yıldır ciddi bir rakama ulaşmışımdır. Öyle bir şeyim yok, envanterim yok. Yani 100'ü geçtin mi sen? Fazladır. 200? Yani gibi heykellerle falan bir 300-400 tane vardır. Evet. Evde mi duruyor bunlar? Evlerde? Evde var, babamda var, kardeşimde var. Çeşitli yerlerde yani eşim dostumda çok var yani. Peki klasik bir şey var mı? Klasikler yok. Tamamen modern sanattan var topluyorum. Ama klasik olması için de birkaç tane düşündüğüm iş var. Ama bunları tabii ki şimdi yerine göre hareket ettiğim için ben biraz daha. Yani aslında dediğim gibi işte evi dekorasyon amaçlı başlarken buralara geldi. Hiç beklemiyordum. Eşinin bunda etkisi var mı? Eşimin çok etkisi var. Eşim ilk evlendiğimizde bana doğum günüydü. Doğum gününde sana ne almamı istersin dedim. Çünkü ben insanlara hediye alırken de ihtiyaçları olan şeyleri almayı çok severim. Hani hediye almak için hediye almayı değil de. Dedi ki bana bir tane Taner Ceylan tablosu al dedi. Ben de o zaman sanatla bu kadar iyi değilim. Dedim alayım dedim. Hani nasıl alacağım dedim. Nereden alacağım?
Alacağım dedim. Dedi şöyle şöyle. O zaman bundan yanılmıyorsam sene 10 sene yani 19 sene önce falandır. Yanlış bir şey söylemeyeyim. O gün alamadım. Alamadım derken uğraşmadım yani. Başka bir şey buldum. Aldım neyse. Sonra gün geçti dolaştı. Şu an Taner Ceylan Türkiye'nin bence en önemli sanatçılarından bir tanesi. Aldın yani, mı sonra? Aldım sonra bir tane. 2014'te ya 15'te bir tane Taner Ceylan tablomuz oldu. Çok da ona bakarken, izlerken çok keyif alıyorum. Ben aslında kafayı sıfırlamak için o tablolar benim böyle biraz kafamı sıfırlamama çok yardımcı oluyorlar. İşte bazısının karşısında kahve içiyorum. Rehabilite oluyorsun. Rehabilitasyon aynen onun gibi. Bazısının karşısında kahvemi içiyorum, bazısının karşısında çayımı içiyorum. Bazen plağımı takıyorum bir tane eskilerden, onu dinlerken o tabloya bakıyorum, başka bir şey görüyorum. Yani sanatın içine girmek, belki geç kaldım biraz. Çünkü 30'lu yaşlarda tanıştım sanatla, 32 yaşlarda tanıştım. Ama sonrasında benim hayatıma çok bakış açımı, o sanatçılarla oturup bir çay kahve içmenin, onlarla sohbet etmenin çok önemli olduğunu anladım. Ve hakikaten benim hayatımda çok büyük etkileri oldu yani. Geziyor musun müzeye, sanat galerisi? Ben her gittiğim yerde eskiden hepimiz aynıydık yani. Nerede iyi yemek var, nerede iyi eğlence var onu kovalardık. Ben ilk gittiğim yerde şu an nerede güzel müze var, nerede güzel bir galeri var onları kovalıyorum. İlk önce onları görüyorum, onları geziyorum. Seni ondan en sonra çok etkileyen müze? Yani Louvre'a mı yani, gittiğinde, Hermitage'a mı gittiğinde? Çok var. Ben Bologna'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Nefis bir şehir orası zaten. Oranın yani taşı toprağı bile bence bir değil mi? Müze. Evet, sokakları gezdiğiniz yollar. Kaldırımları bile. 4 kilometre üstü evet. Kapalı kaldırım var. Evet, yani ben Bologna'dan çok etkilenmiştim. Orayı söyleyebilirim ama isim olarak müze anlamında aklıma gelmiyor şu an. Yine Bologna'da bir müzeydi ama ne müzesiydi? Neyse, önemli değil. Tam aklıma gelmiyor ama Bologna benim için çok ekstra bir yer. Hala daha giderim yani. Yani evlilik senin hayat tarzını da değiştirdi biraz. Yani evlilik sağ olsun Zeynep benim hayatıma girdiğinden beri her şey. Ya bunu Zeynep'ten öncesi de çok güzeldi ama bir hani milattan öncesi milattan sonrası vardır ya. Bende de Zeynep'ten öncesi Zeynep'ten sonrası gibi bir durum söz konusu. O yüzden eşime de buradan sizin huzurunuzda teşekkür ederim. Eyvallah. Futbola dönüyorum. 2008'de o kollere yaptığın esasında bugün var olsa oradan kırmızı kart çıkmaz. Hı-hı. Bence. Bence de. O olmasaydı biz finali görürdük ya da şampiyon olurduk diyor musun? Rüştü'ye haksızlık yapmanı istemiyorum ama. Yok, Rüştü abi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani çok inançlıydım, yapardım. Çünkü o dönem çok senin arandığın, istendiğin bir dönem. Çok. Arsenal istiyordu seni, onu biliyorum. Yani isim vermiyorum ama 5-6 ben biliyorum, Arsenal istiyordu. Çok üst düzey kulüp istedi. Yani Arsene Wenger bizzat kolleri seni istiyordu, onu biliyorum. Kolleri ittikten sonra bütün istekler kapandı. Çok enteresan. Hayatımda keşkelerim olmuştur. Keşke şunu yapmasaydım ama pişmanlığım bir tanesi köylerdir, itmemdir. Ama tabii ki sağ şartları gerçekten futbolcu için öyle bir gelişiyor ki bazen istemediğiniz, belki ulan sonradan bunu yapar mıydım, yapmaz mıydım diye düşünemediğiniz veya düşündüğünüz işi bile bir anda anlık bir şeyde yapabiliyorsunuz yani. Oradaydım, inanamamıştım gözlerime. Ben de inanamadım. İzledikten sonra yani hakikaten hayatım Allah'ımıza çok şükür yine çok güzel yerlerde bitirdik kariyerimizi ama o hareket olmasaydı ben gerçekten hani şu an konuşulan kaleciler kimse işte Buffon'u, Neuer'i, Osubus'u onların standartında sırasına çıkardım. Aynen öyle. Şey ama soruya cevap vermedim. Ya alırdık bizi kupayı falan diye böyle bir his şimdi geçti. Onu söyleyemiyorum. Işte. O yüzden soruyu yani uzatıyorum böyle. Çünkü şimdi yaşanmamış bir şeyi ama insan düşünür bunları. Yaşardık. Ya şöyle bir şey. Rüştü abi şimdi benim önümdeki en güzel örneklerden bir tanesi. Ben Rüştü abiyi çok örnek aldım. Belki fiziksel olarak veya kalecilik özelliklerimiz birbiriyle aynı değil ama Rüştü abi çok örnek aldım. 2008 şampiyonasında da Rüştü abi ben beraberdik. Ben oynadım. İyi de gidiyordu her şey. İşte bir Portekiz maçı var mesela. Yenildik ama çok iyi performans sergilediğimiz. Bir İsviçre maçı var benim belki hayatımda. Kötü oynadık ama sen iyiydin. Evet. Maçına. İsviçre maçı belki benim hayatımda sıralayabileceğim 3-4 tane maçtan bir tanesi. Sonrasında da Çek Cumhuriyeti maçı. İşte benim kırmızı kart yediğim maç. Ondan sonra ben oynasaydım şöyle olurdu demek istemiyorum. Çünkü Rüştü abi benden daha iyi kaleci. Onu her yerde söylerim. Bence öyle. Ben bunu bazen Mustafa için de söylüyorum. Bazen işte Rüştü abi için de söylüyorum. Veya şu anki mevcut kaleciler için de söylüyorum ama ben iyi bir kaleciydim. Evet ama benim iyi kalecilik şeyimi, kriterimi ben belirleyemem. Beni izleyenler belirler. Ben sadece Rüştü abinin çok daha iyi kaleci olduğunu, işte şu anki Uğurcan Altay veya Doğan Alemdar'ın bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kaleciler olmalarına aday olduklarını söyleyebilirim. Altay'da kendini görüyor musun biraz?
Ya kendimi görüyorum derken Altay... Hiç... Hırsıyla biraz çok sahipleniyor kulübe hemen. Ya sahiplenici bir çocuk ama farklı karakterlerdeyiz. O biraz daha sakin, biraz daha nasıl söyleyeyim, düşündükçe hareket edebilen bir kaleci arkadaşımız. Ben tamamen hisleriyle hareket ederdim. O an getiren durum ve gelişmeden dolayı hareket eden bir insandım. Hani düşünmezdim ben. Mesela şu an konuşurken düşünüyorum. Ama o zamanlar ben düşünmüyordum mesela. Şimdi teknik direktörlük ya da işte yorumculuk vesaire veya burada otururken ben bir 10 saniye mesela şimdi seninle konuşurken 10 saniye sonrasını düşünüyorum yani ne gelecek diye. Ama futbolcuyken böyle değildim ben. Futbolcuyken an ne geldi ağzıma lap diye söylerdim yani. Ve yapardım. Yapardım çünkü tektim, bireydim yani. Kimse en iyi bendim o zaman. Ben oynuyorum. İstediğimi yaparım. Ben kralımı düşünüyordum. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi tam tersi biraz daha o zaman da olgundum ama şimdi olgun ve daha aklı başında bir Volkan görüyorum. Kalecilik futbolda bir mevki mi yoksa başka bir meslek mi? Kalecilik farklı bir meslek ama ben her zaman kaleci olduğum için çok mutlu olmuşumdur. Zaten mutlu olmazsanız bir işte başarılı olamazsınız. İyi Kartal'dayken? Ben Kartal'da ilk başta forvet olarak geldim. Okul takımında forvet oynuyordum. Ondan sonra bizim okul takımının kalecisi gelmedi. Ben kaleye geçtim vesaire derken yine apartmandan bir arkadaşım Kartal'a götürdü. Oraya da futbolcu olarak gittim. O gün çok aşırı bir yağmur yağıyordu. Kalecinin o yağmurdan yok muydu? Yoktu. O yağmurdan sonra salona girdik. Salonda kaleci yoktu. Yine ben orada kaleye geçtim. Derken ben dedim herhalde bu kalecilik bize yapıştı. Bir şekilde karşımıza çıkıyor. İki kere böyle yaşanınca. Sonra o yolda devam ettim ve de başarılı oldum. Yani bütün kalecilerde hemen hemen bu oluyor. Şimdi yeni jenerasyonda değil ama eskide oluyor. Yani önden kaleciye dönüyorsun. Şimdi ama şöyle bir şey var. Her çocuk... Futbolcu olarak değil başlıyor hayata. Şimdi kaleci olarak sen kimi gör? Ben hiç kimseyi görmedim. Benim olan nerede sağ bek şişman, olmak istiyormuş. Nerede şişman tipler var onları kaleye koyarlar. Top oynayamadıkları için. Onlar da kaleci olamıyordu. Ne oluyordu? Futbolculuktan işte dönen çok kaleci vardır yani. Futbolcuyken kaleci. Ama artık direkt kaleci başlanıyor genelde. Alt takımlarda evet. Falan. Böyle boya da bakıyorlar biraz galiba. Bakıyorlar evet. Emre Mor. Evet. Nasıl oldu abi? Yani her yerde yani, söylüyorum. İnanılır gibi bir şey değil. Çünkü Emre Mor herkes uğraştı. Herkes uğraştı. Yani Dortmund dünyanın yatırımını yaptı. Ben milli takıma katıldığı kamptaydım. Gelişini gördüm. Orada Danimarkalılar, gazetecilerle konuşuyorduk. Onur umutsuzdu, biz umutluyduk. Gelişini görünce bir hani baştan aşağı bir marka giymişti. Dedim ki acaba olmayabilir mi? Yani olmayacağına herkes karar verdi. Nasıl oldu? Şimdi, o mu artık belli bir noktaya gelmişti senin beraber çalışmaya başladığında? Şöyle, işin açıkçası. Emre Mor'un bir kere, şimdi hepimiz futbol izliyoruz, hepimizin bir futbol gözü var. Topla becerisinin çok üst düzey olduğu, herkesin bilincinde, biliyor yani. Dönüşlerinin, ani dönüşlerinin olduğunu, çalım özelliklerinin olduğunu, kaleyi gördüğü zaman şutu olduğunu, bence şu an Türkiye Ligi'nin kenar oyuncular arasında en yetenekli olduğunu ben şuradan garantisini verebilirim yani. Peki öncesinde de mi böyle düşünüyordun? Beraber çalışmaya başladığında mı gördün? Bence öncesinde de böyleydi. Hı-hı. Niye böyleydi? Bu ben geldim diye böyle olmadı bu çocuk. Bence öncesi de vardı bunun. İşte Dortmund'da da vardı. Dembele'yle birlikte transfer oldular Dortmund'da. Evet. Her yerde vardı ama bence diyalog anlamında. Benim hep en çok önem verdiğim şey diyalog. Dinlemez diyorlar ama. Dinletmesini bilirsiniz, dinlerler. şimdi konuştukça, bazı şeyleri paylaştıkça ve güveni verdikçe size insanlar eğer onun için uğraştığınızı gösterirsiniz. Ben de böyleydim futbolcuyken. Benim için karşımdaki insan benimle uğraştığını görünce ona karşı biraz daha sorumluluk hisseder ve daha çok performans vermeye çalışırdım ki Emre'de ben bunu yakaladım. Çünkü benim hayatım boyunca en çok önem verdiğim şey karşılıklı ilişkiden geçer. Saygıdan, sevgiden geçer. Sonra diğer şeyler gelir. Bu evliliğimde de böyle, babamla ilişkimde de böyle, annemle ilişkimde de böyle, futbolcu arkadaşlarımla da böyleydi. Fenerbahçe takımıyla da böyleydi. Karagümrük'te de böyleydi. Şimdi Emre'ye de ben bunu hissettirdiğimi düşünüyorum. Ona bir abi gibi yaklaştım, arkadaş gibi yaklaştım. Neleri yapabileceğini anlattım. Yaşadıklarımdan örnekler vermeyi gösterdim daha doğrusu. Örnekler gösterdim, sundum. Neyi daha iyi yapabileceğini anlattım. Emre de beni dinledi. Ama ona ilk geldiğim gün o şeyi verdim. Elektriği ne yaptım? Karşıma aldım. Oturttum. Hedeflerimin olduğunu söyledim ona. Bir hedefimin daha olduğunu söyledim. Onun da benle o hedefe yürümesinin gerektiğini söyledim. Çünkü hakikaten... Çok üzüldüm unutma söyleyeceğini. Şöyle mi diyorsun sen? Sen çok yetenekli bir adamsın.
Yani acayip bir noktaya gelebilirsin. Yeter ki bana güven falan evet, gibi bir şey dedim. Konuşma. Aynen öyle. Çünkü o 2-3 günlük antrenmanda ben onu gördüm. Bir gün size onu bir anlatayım. Çok kar yağdı. Şimdi Karagümrük takımında da ben şimdi oralara da geliriz zamanla. Zor şartlar altında çalıştım. Ha, bunu hiçbir zaman şikayet anlamında sunmadım. Hep daha iyi nasıl yani bu durumu daha iyi nasıl çevirebiliriz düşündüm. Bir gün İstanbul'da çok kar yağdı. Sağ kapalı karla idman yapacak yer bulamadık. Çevre yerlerde böyle büyük geniş halı sahalar olur ya hani evet. Kapalı üstü. Var mı diye araştırdım, bulduk bir tane. Gittik oraya. İşte 7-7 turnuvalar yaptırıyorum. Böyle biraz eğlenceli biraz şey. Ya Emre bir topu alıyor. Oynuyor. Topu alamıyorsun ayağından. Çağırdım mı? Sen de halı saha topçusu musun dedim ben. Hakikaten böyle. Ya böyle misin dedim ya. Sen dedim bu yetenekleri normal saha şartlarında sergilesen dedim. Seni dedim şu an hakikaten parayla alamazlar dedim. Ya. Hakikaten bu gerçek yani. Yardımcılarımla birbirimize bakıyoruz. Hakikaten top ayağına geldim böyle bir enteresan hareketler. Daha ikinci, üçüncü böyle haftalık antrenman programları yani tam da tanımıyoruz takımı. Yavaş yavaş kimin ne yapabileceğini görebiliyoruz. Ben bunları gördükçe dedim ki bu Emre'nin çok yetenekli. Bunu dedim üstünde duralım. Ne yapalım? Çalışalım işte. Mesela çalım atıyor. 4 kişiyi geçmesin. 2 kişi geçtikten sonra versin. Ya da defansif anlamdaki becerilerini biraz daha işte göstererek nerede duracağını, nerede yapacağını ve Emre aslında skordan çok defansif anlamda bize çok katkı sağladı. Kenar ön oynamasına rağmen bir sağ bek gibi gelip defansa çok yardım etti. Neticesinde Emre söylediklerimizle, bize olan güveniyle o da skora katkı yapmaya başlayınca kendi de inandı. Ve sonuçta hiçbir zaman yapamadığı skoru bir sezonda aşağı yukarı 15-16 maç oynadı bizde. Bütün futbol kariyerinde yapamadığı skoru bizle beraber yaptı ve gerçekleştirdi. Şimdi de eğer konuşuluyorsa Emre 5-6 milyon eurolar bedeller konuşuluyorsa... Bunda bizden çok Emre'nin bence yemeği çok. Çünkü neden? İnandı. Kendine de inandı. Çünkü Emre'ye hep baktığınızda bir agresiflik, bir olumsuzluk var. Aslında Emre sana kızmıyor. Bana da kızmıyor. Hocaya da kızmıyor. Emre kendine kızıyor. Diyor ki ben bunu nasıl yapamıyorum? Çünkü ben yetenekliyim diyor. Topa kızıyor, ayakkabısına kızıyor. Ya bir gün baktım şut attı, şut kötü gitti, çime vuruyor yani. Sen çime niye vuruyorsun? Kavga etme diyorum yani. Bırak diyorum bir sonraki maç vurursun diyorum. Hakikaten çimle kavga ediyor yani. Ayakkabısıyla kavga ediyor. Dedim ki kavga etmeyi bırak. Bir olmadı ikinci olur. Bir olmadı ikinci olur derken Emre buralara geldi. Peki bundan sonra artık o dönemeci döndü mü? Yoksa gene aynı krize girebilir mi? Ona şimdi şöyle. Emre'nin bir yöntemi mi Emre'nin eliniz üstünde olması gerekiyor. Yani Emre çünkü geçmişinden kaynaklanan bir durum olabilir. Biraz yönlendirilmeye veya yani zor bir çocukluk geçirmiş. Zor bir çocukluk geçirmiş ama kötü bir çocuk değil. Ondan eminim. O yüzden biraz kafasında durarak Böyle diye biraz vurmak lazım. Yönlendirmek lazım. Evet. Ama bence çok büyük bir yetenek. İnşallah. Yani ben Çek Cumhuriyeti maçında o ünlü Çek Cumhuriyeti yani 2016'da sahaya girdiğinde Çek Cumhuriyetli oyuncuların yüz ifadelerini stattaydım ben gördüm. Yani bu ne ya bu adam diyorlardı. Evet. Yani bir 5 dakika baktılar. Şaşırdılar ve sonra tekme atmaya başladılar. Yani çünkü evet. durdurmak mümkün değil. Durdurmak mümkün değil. Emre'yi Türkiye liglerinde ya da herhangi bir ligde gerçekten faulsüz durdurmak mümkün değil. Onu kızdıracaksınız ki o da kızmaya yani kızgınlığa müsait hemen bozuluyor. Yani sen tabii tamamen Emre'ye verdin krediyi. Ama yani bu kadar çaba sonucunda seninle birlikte ben Emre'ye olduysa şunu hissettirdim. Ben de seni ayrıca tebrik edeyim Emre'ye yani. Ben şunu hissettirdim. Kötü oynasan da oynamasan da bu takımda sen maç bitse de sen oynarsın dedim yani. Onu söyledim. Al istiyorsan evi topa götür. Topu evine götür. Hani o seviyor ya böyle gidiyor topuma. Maç bitsin al topu eve götür dedim. Yine de sen oynayacaksın dedim. Ki karşısında aldım. Tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Sen tarzınla da çok konuşulurdun. Hala da maşallahın var zaten her zaman çok iyi. Bir dönem böyle kısa kollu ama boyunluklu bir şey giyiyordun. Nedir o? Ben bak hep o aslında bir bereydi aslında. Evet. O berenin şeyi mi derler? Kukuletası mı derler kafasına? Onu kesiyordun. Ha, kesiyordum. Onu da kafamdan aşağı geçiriyordum. Çünkü soğuk havalarda hakikaten ama kollar dışarı. İnsan oradan yani en çok buralar uş yani boynu üşürmüş insanoğlunun. Ve o dönem top gelmiyordu kaleye. Evet, yani. Şampiyonlar Ligi dönemi 2008'de Chelsea maçında meşhur oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani dış görünüşe önem veriyorum giydiğime. Acaba Erdinç'in mi bir şeyi var o dönemde? Erdinç abinin o zamanlarda yoktu. Önceden vardı da. O zamanlarda yoktu. Tuncay'a da böyle beyaz kazak giydi. Tuncay'a saçlarını uzatmasını hep söylerdi.
Ama benle ilgili öyle çok şey yoktu. Karıştırmıyordum işte. Ben karıştırmam. Ben kendim bakarım. Ya ben sen ilk futbola başladın, ilk oynamaya başladığında diyordum ki bu Volkan muhtemelen 1-2 yıla degajdan bir gol atar. Çünkü evet. Senin topların neredeyse rakip ceza sahasına düşüyordu. Evet. Sonra o stili mi değiştirdin? Yani oğlum nereye vuruyorsun bu dediler yok, sana. Yok, stil değiştirmedim. Şimdi futbolda ne başladı işte son 10 senede? Bir kaleciden oyun kurma durumu başladı. Senin dediğin zamanlarda o yoktu ki Türkiye'ye biraz daha geç geliyor biliyorsun. Gelen formasyonlar. O yüzden o zamanlar ilk çıktığımızda degaj daha şeydi işte vururdun. Vurduğun yerde toplanırdın. İkinci topu kazanıp kaleye gitmeye çalışırdın ki biz bunu 2008'de çok yaptık Avrupa Şampiyonası'nda. Ama 2010'dan sonra bu işte geriden oyun kurmalar, kaleciyle oyuna başlatmalar daha fazla meşhur olunca biz hala de... Hala vurabilir misin öyle? Vururum. Yani vurabilirim herhalde. Daha denemedim peki ama. Peki bu Amerikan futbolunda hiç teklif aldın mı kicker olarak? Yok hiç almadım. Bazı kalecilere geliyor yok. Teklif çünkü. Peki Amerika'da oynamayı düşünüyordun bir dönem? Vardı. Oradan da bir iki tane teklif geldi. Yani birçok yerden geldi aslında futbolun son dönemlerinde. İşte Türkiye'deki lig takımlardan geldi, Amerika'dan geldi, yakın çevredeki ülkelerden geldi. Ama son dönemlerde gerçekten ben hani bir yere kadar geldik artık Fenerbahçeli Volkan Demirel olmak için. Yani şimdi düşündüğünde hata mıymış? Yok değil. Bence her şey yerinde ve zamanda doğrudur. Bence doğru yerde, doğru zamanda futbolu bıraktığımı düşünüyorum. Ondan sonra iki sene Ersun Hocam'ın önderliğinde şeye başladık, antrenörlüğe başladık. Sonra Erol Hocam'la devam ettik. Sonra Emre'yle bir belli bir dönem çalıştık. Sonrasında da yayıncı kuruluş ve Karagümrük Teknik Direktörlüğü. Haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz ha? Ya hiç geçmişe bakmam ben. Haksızlığa da uğramış olabilirim. Çok haklı olduğum da olabilir ama artık onlar geride kaldı. İşte güzel. Kaseti geri sardı. Zorlamayacağım bu soruda. Bugünkü penaltı, kaleciler için bugünkü penaltıda çizgiyi terk etmeme kuralı olsa evet. O meşhur penaltılarını kurtarabilir miydin? Yani ben zaten hiç ayağımı çizgiden uzaklaştırmam. Çok uzaklaştırmıyordun ama evet, ben... mesela Sevilla maçındaki penaltıları izledim. Çift ayak bir zıplamam var. Şöyle. Onu yapamıyorsun şu anda. Evet şöyle. Önder Hocam'ı bilirsin. Onu da buradan selam söyleyelim. Önder Özen'i. Murat Öztürk o da benim kaleci antrenörüm. O konuyu da açacaktım. Onu da bilirsin. Sevilla maçında sana değil. Kenardan yol ben, evet, yön gösteriyorlar. Murat Öztürk Hocam'la biz aşağı yukarı 15 sene falan çalıştık beraber. Hı-hı. Onunla hep çalıştığımız zamanlarda oynayacağımız takımın penaltıları kaç tanedir? 3-4 tanedir. Onların hep attığı yerleri, son dönemde nereye atmış, işte stil nasıl, topa koşarken nasıl koşuyor, atıyorum sol elini kaldırınca nereye vuruyor, sağ elini aşağı tutunca nereye vuruyor, bunların hepsini analizini çıkarıyorduk. Ve o dönemde gerçekten benim de istatistiklerime baktığınızda penaltı oranım çok yüksekti. O Sevilla maçı sonrası, işte o Ronaldo'nun penaltısının dönemine geldiği dönemler. Sonra biraz yaşlanınca tabii elden ayaktan düşünce biraz performansımız düştü senin bizi eleştirdiğin zaman. Ondan sonra gerçekten çok çalışıyorduk. Sevilla maçında da çok çalıştık. O çalışmanın unsuruydu onlar. Yani ben gelecek... Araya gireyim mi burada? Tabii. Ben Fenerbahçe Kulübesi'nin arkasındaydım basın tribününde. Sana Önder Hoca ile Murat Hoca oyuncuların atacağı tabii, yerleri gösteriyorlardı. Ben otursam gösteriyorlardı. Gösteriyorlardı bu tarafa diye ve 3 penaltı kurtardın orada. Evet ben de biliyordum nereye atacağını. Yani tersi atarsa o onun becerisine bırakıyordum. Ama hakikaten penaltıcılar bence hepsinin vurduğu bir yer vardır. Çok karşısında tedirgin olduğu bir kaleci varsa köşesini değiştirirler. Zaten penaltı bence kurtarılmaz atılır bence. Çünkü 7... Kaçırılır yani. Evet. 7-32, 2-44 bir kale var. Yani bir yeri sert vursan... İyi vursan yani 3 metrede kaleci olsun. Senin Başakşehir'de kaçırdın. Evet ben kaçırdım. Mesela o benim hatam. Ama orada çok özgüvenle geldim. Yani ben biliyorum. Golü attım, turu atıyorum gibi hissettim. Bazen özgüven de çok iyi bir şey değil. Onu da orada anladım. Güzel. O an çok şeydi. Yani bu ekip çalışması hep beraber. Dağım. Evet. Ne Volkan'ı görünce dehşete düşüyorum. Ama onu demese belki ben kaleci olamazdım biliyor musun? Güzel. Yani... İşte eleştiri diyorum yani eleştirilmek de bence bazen çok büyük katkı sağlar. Hocam Dağım hocam ben çok severim kendisini. Hala daha görüşüyoruz. Geçen bir telefon görüşmesi yaptık. Çok şey öğrendim ondan. O beni ne kadar eleştirse de aslında her eleştirdiğinde bana ne kadar daha fazla şey yapabileceğimi gösteriyordu. Hiç unutmuyorum benim omuzum çıktı Galatasaray maçında. Hatırlıyorum. 15 gün Düsseldorf'a tedaviye gittim. Bana herkes ameliyat dedi. Ben de ameliyat olmayacağım. 15 gün Düsseldorf'a tedaviye gittim. Biraz skor anlamında yeniliyorduk. Ve beni ara dedi ki İstanbul'a gel. Bırak tedavini İstanbul'a gel dedi. Dedim ki hocam ben
tek omuzum sakat. Hani oynayamam dedim. Sen gel dedi. Geldim. Bana böyle yaptı. Ben dedi tek kollu Volkan'a böyle razıyım dedi. Ya bunu kimse bilmez. Ya bu dediğim o Volkan'ı görünce dehşete düşüyorumdan 4-5 sene ikinci geldiğindeki dönemde. Okay, ikinci bana dedi ki ben dedi tek kollu Volkan'ı bile olsa kalede Volkan'ı görmek istiyorum dedi. Beni Bursa Spor maçında hakikaten tek kollu maça çıkardı. Hatta bir pozisyon var böyle top geliyor ben çıkarıyorum düşüyorum. Omuzu tutuyorum seyden ağrısından. 3-1 kazandık. Ve ondan sonra devam ettik. Yani Damun benim için gerçekten hayatımda sıralama yap desen ilk üçe koyduğum teknik adamlardan. Yani o acaba çünkü insanların yani birisi de senin hakkında bilinen bir insanın senin hakkında söylediği bir şey bütün kamuoyuna mal olunca insanda bir negatif şey gelişebilir onunla ilgili. Gelişiyor. Tam tersi olmuş. Şimdi Türkiye'de zaten şöyle bir şey var abi. Buradan senin ben, ne hissettiğin anlamında. Evet. Yani şimdi işte en önemlisi o zaten. Ben ne hissediyorum? Evet. Veya karşımdakinden nasıl bir his alıyorum? Yoksa şimdi burada kaç kişiyiz? Kameraman arkadaşlar, sen, ben 5 kişiyiz. Ben seninle konuşuyorsam 3 tane arkadaşın ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Gerçekten ben böyle bakıyorum yani. Çünkü yaşanmışlıklar bence düşüncelerden daha önemli. Çünkü yaşadığınız, şimdi ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Yaşamadığım bir şeyi anlatamam. Ama sizler veya karşımdaki insanlar yaşamamışlar. Sadece fikir söylüyorlar yani. Yalan veya doğru. Ama yaşanmışlık her zaman bir kalıntısı olan bir şeydir. Ve onu anlatabilirsiniz. Benim şu an anlattığım gibi. Harika. En unutulmaz maç. Sevilla maç benim. Başka hayatımızda çok unutmadığım maç var ama Sevilla maç. Sen o maçta emeği anlatmışsın. Evet. Daha önce de söylemiştin hatırlıyorum. Maç 3-2 bitsin diye dua ediyorsun değil mi? Evet çok dua ettim. Geçen bir abiyle de karşılaştım. Tribünde arkamdaymış. O da aynı duaları etmiş. Demek ki bütün Türkiye'nin dua etti. Çok şanssız iki goldü. Rüzgar mı o? Yok benim hatam. Kalecilik hatası yani. İlk golden sonra dağıldın sanki bir. Aslında ben dağılmam. Mesela şimdi benim kaleci antrenörüm Karagümrük'te beraber çalıştığımız benim 15-16 yaşında Kartal'dan alıp çalıştıran kaleci antrenörüm Rıza Çalınbay'ın ekibindeydi. Hı-hı. Ben ona şey demiştim hocam teknik direktör olursam sen yaşın kaç olursa olsun seni ekibime alacağım demiştim. Çünkü beni Volkan yapan Cengiz Birgen'dir. O bana hep şey der gelmiş geçmiş çalıştığım en iyi kalecilerden bir tanesin. Hatta Uğurcan'ın da ilk piyasaya çıkmasını Trabzon'dayken onlar sağlamış. İşte Onur Kıvran onlar sağlamış. Beşiktaş'ta Rıza Çalınbay'la beraber çok çalışmış. Yani aslında bütün Türk kalecileri de emeği olan bir kaleci antrenörü. Neden hocam diyorum? Diyor ki sen diyor ne kadar kötü gol yesen de diyor. Sanki o gol yememiş gibi diyor maça devam edersin diyor. Benim için diyor en önemli kaleci diyor. Bunu yapan kalecidir diyor. Yani ben o maçta mesela evet iki tane gol yedim. Mesela sana dağılmış gibi geliyorum ama ben orada dağılmıyorum işte. Ben orada diyorum ki aslında bana biraz daha top gelsin, kurtarayım ama maç penaltılara gitsin diyorum. Mesela 3-2 bitsin diyorum şimdi. Maç 2-0 olmuş, 3-2 bitsin diye ben dua ediyorum. Yani aslında hedefim orada şey, hani o penaltılarla şans bana tekrar gelsin, o şansı iyi kullanabileyim. Derdim o yani. Maçın yoksa biz atıyorum 2-2 de kalsak biz tur atlıyorduk ama ben onu istemiyorum mesela o an. Anlatabiliyor muyum yani? Bende böyle bir saha içinde yaşanmış şeyler vardı yani kafamdan geçenler. Galatasaray hiç yenilmedin Kadıköy'de? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon içeride yok. Trabzon'da dışarıda da yok. Bir tek Urfa'daki Süper Kupa finali miydi? Hmm. Süper final miydi? Orada var bir tane. 2-2'lik maçta Milan Boroş'un son dakikada topu direkten dönmüştü. Evet, orada ne hissettin? Eyvah gitti rekor. O aralar rekoru düşünmüyordum ben. Yani aklıma bile gelmiyordu. O sezon kaç sezonuydu? Yanlış olmasın ama. 2012-2013 olabilir mi? Öyle bir şey. Yani tam şu olmasın. Bana son 4-5 senede bu şeyi söylediler. Hmm. Böyle bir durum var diye. Ben de hiç dikkat etmemiştim o zamana kadar. Hakikaten bir baktım doğruymuş. Ondan sonra dikkat etmeye başladım. Karşı karşıya oynadığın en iyi santrafor. Hmm. Yerli yabancı. Ben Umut Bulut'u söylerim hep ya. Ben de. Umut Bulut neden ama biliyor musun? Hep koşar böyle. Basar değil mi? Basar. Nereden çıkacağı belli olmaz. Nereden vuracağı belli. Mesela Sinan Kaloğlu. O da iyi santrafordu. Onun da ayak içi yerden vuruşları, plaseleri çok meşhurdur. Umut Bulut'la Sinan Kaloğlu'nu ben söyleyebilirim. Burak Yılmaz da mesela. O da bence çok iyi santrafordu. Onu da söyleyebilirim. Yabancı? Yabancı. Öyle yabancı çok ekstra düşündüğüm yok. Messi mi Ronaldo mu? Bu soruyu sormadan. Bence Ronaldo. Her türlü. Bence sence? Bence de öyle. Son dönem biraz... Şimdi Messi kazansın istiyorum Dünya Kupası'nı ama. Ya olabilir ama Ronaldo bence bir yani benim kızım bile Ronaldo'yu söylüyor. Baba diyor sen diyor bunun penaltısını nasıl kurtardın diyor şimdi. Nasıl kurtardın? Çocuğun bile beyninde Ronaldo işlemişse demek ki Ronaldo daha iyi futbolcu. Messi'yi sormuyor bana. Orada da bir ameliyattan çıkmıştın. Orada dizim operasyondan Beşiktaş maçında dikilmişti.
hazırlık kampındaydık. Avusturya'da, yok Portekiz'de pardon. İki tane hazırlık maçında oynayamadım. Abdullah hocam dedi ki seni oynatacağım dedi. Hocam dedim, benim dedim ayağım dikişli. Nasıl oynayacağım dedim. Ona göre hazırla kendini ha dedi. Tamam dedim. Takım şeye gidiyor. 3-1'lik maç değil mi? Evet. Takım işte hazırlık maçlarına falan gidiyor. O sıra ben otelde kalıyorum. Tedavi ediyoruz falan. Neyse maça çıktık. O zaman onunla da ilgili bir hikayem var. Maça çıktık. Sarper abi var. İşte ayağım bandajladı. Maça çıktık. Ben de iyi oynuyorum. Geliyor. Kurtuluyor. Demek ki özlemişim. Şimdi bir de bende şu vardı. Hakikaten oynamadıkça topu özlüyordum böyle. Her oynamadım. Mesela atıyorum 2-3 hafta ara vereyim. Bir sonraki çıktığım maçta çok iyi oynarım mesela. Çünkü özlüyorsun o topu. Şimdi kalecilere de öyle söylüyorum mesela. Bazen gelin diyorum ortada oynatayım sizi. Hepsi şaşırıyor. Niye hocam? Topu özleyin biraz diyorum yani. Topu çünkü özlersen daha iyi böyle hamleler yapabilirsin. Hmm. Neyse uzatmayayım yine. Estağfurullah. Portekiz maçına çıktı işte bir de penaltı kurtardık üstüne falan. O ortalık yıkılıyor. Neyse otele gittik. Benim biraz dikiş şey olmuş. Kumlar girmiş işte çimenler girmiş. Dikiş duruyor burada 8-9 tane. Serp abi dedim bu dikişleri ne yapacağız? Tazeleyelim dedi. Tamam dedim yatırdı beni. O ameliyat önlüğü vardır ya yeşil. Onu taktı. Abi dedim ne yapacaksın dedim. Operasyon mu yapacağız dedim. Yani alt tarafı dikiş tabi tazeleyeceksin. Yatırdı beni. Ayağı uzattım böyle. Dikişin oraya şeyi bir vurdu abi. Bıçağı. Fışık fışık fışık. Kanlar bir fışkırdı. Benim gitti tansiyon. Ki hayatta kan görsem ben bayılmam yani. Fışık fışık bir başladı üstüme falan sıçramaya. Bayağı yani. Hamit de yanımda yatıyor böyle. Ben gitmişim yani. Beni işte ayakları kaldırdılar, kolonyalar falan. Hamit dedi ki ben ölüyordun ha haberin var mı? Oldu ya. Dedim Serper abi öldürecekti bizi. Ya öyle bir hikayesi var o maçtan sonra. Ya çok güzel anılar bunlar. anlattıkça gidiyorum. Serper abiye de buradan selamlar olsun. Ya valla keyifli zamanlar geçti. Peki karşılıklı oynadığın, seni çok şaşırtan futbolcu var mı? Ya bu adam bunu nasıl yapıyor dediğin? Yok. Kaleci? Yani yok. Muslera ile aranızda böyle evet, arkadaşlık var. Sağlam bir arkadaşlık ilişkimiz var. Görüşüyor musunuz dışarıda? Ya görüşüyoruz. Yani biz onunla bir İtalya uçağında denk geldik hanımlarla vesaire. Orada başlayan bir diyalog. İşte ailece hem hanımlar görüşüyor hem biz görüşüyoruz. Yani çok sık oturup gidip gelmemiz yok ama halatur sorarız. İşte maçlardan sonra konuşuruz. Şu bu şu. Türkçesi nasıl? Türkçe değil. Yani İngilizce konuşuyoruz. Benim de İngilizcem iyi değildir de işte anlatabiliyoruz derdimizi. Emre Mor'un Türkçesi nasıl? Esas onu soracağım. Emre Mor da İngilizce konuşuyor. Yani çok Türkçe şeyleri anlıyor bence. Ama çok o konuşurken, dinlerken belki Türkçe dinleyebilir. Ama konuşurken Türkçe konuşmayı tercih etmiyor. Rüştü o zaman senin için en iyi kaleci. Söylüyorsun bunu. Ya benim için Rüştü abi. Yani şimdi Fenerbahçeli olduğum için. Şumer, Engin İpekoğlu, Rüştü Rençmer. Ya ben bunlarla büyüdüm. Hakikaten kaleye geçerdim. Ben Rüştü'yüm derdim. Ben Engin'dim derdim. Ben Şumayar'ım derdim. Sarı şapkam vardı işte. Her ne kadar esmer olsak da Şumayar'a benzerim diye öyle şapkalar takardım vesaire. Ya ben hakikaten iyi Fenerbahçeli bir aileden gelmeyim yani. O yüzden Rüştü abi hele bir de onunla çalışınca benim için çok ekstradır yani Rüştü abi. De hala da severim. Hala da görüşürüm. Yani Fenerbahçe olmasa başka bir büyük takım olmaz mıydı kesin? Yoksa olabilir miydi? Çünkü... Aslında şöyle profesyonellik hayatta her şey olabiliyor. Fenerbahçe ile görüşmeden önce Sinan Engin'le Beşiktaş için görüştüm. Mehmet Cansu, Beşiktaş için bayağı ciddi adın geçiyordu. Mehmet Cansu başkanımla görüştüm Galatasaray ile alakalı ama hiçbiri olmadı. Olmadı derken maliyetler yüzünden işte Kartalspor'un istediği bonservisi ödeyemediler. En son Cemil abi, Cemil Turan sağ olsun onu da çok severim. O da babaannemin hayran olduğu bir futbolcuydu. Ben hatırlıyorum son dönemi. Evet. O yüzden bizim mesela babaannemin evinde Cemil Turan çerçeveli resim vardı. Yani ben öyle Fenerbahçeliyim yani. Hatta bunu ben daha önce söyledim. Cemil Turan'ı ben seyrettim. Ondan sonra dedim ki benden futbolcu olmaz. Evet çok iyi futbolcuymuş. anlatılanlar aynen öyle. Ben kendisini de tanıma fırsatı oldu. Fenerbahçe transferimde çok büyük etkisi var, katkısı var. O yüzden şundan soruyorum bunu. Tabii ki olurdu. Onu biliyorum da yani hayat seni oraya götürür Fenerbahçe. Evet. Çünkü yani birçok büyük futbolcu var. Biliyoruz ki çocukluklarında başka takım tutuyorlarmış. Evet. Hatta ben bütün bir takımın o takımı tutmadığı efsane takım bile biliyorum. Evet. Ama çocuklukta oluyor bu. Sonra yani sen de yaşadın mı? Yani senin takımında da çocukluğunda Galatasaraylı olan ama sonradan acayip bir Fenerbahçeli'ye dönüşen. Ya vardır, vermek zorunda vardır tabii ki. Yani. Ya böyle örnekleri biliyor musun? Bunu söylemek lazım. Çünkü bunu özellikle gençlerin anlaması çok zor oluyor. Evet oluyor ama var. Yani küçükken ayrı bir takımda olup profesyonel hayatta ayrı bir takımda olabilen var. Yani şimdi ben de mesela profesyonel hayattaki o zamanki şartlarda anlaşmalar olsa belki Beşiktaş'ta oynayacaktım. Belki herkes beni Beşiktaş'ta bilecekti ama ben... Bir süre sonra Beşiktaş'ta da olabilirsin yani. Olabilirsin tabii şey. Yani ama bize öyle bir yol olmadı. Biz iyi ki bu yolda gitmişiz yani. Şans tabii senin için. En iyi teknik direktör.
Of, bunu sorma bana ya. Niye ya? Yani genelde mi soruyorsun? Tabii tabii, dünyada da Ancelotti de diyebilirsin mesela. Şimdi çalıştım. Yani çok... seni şaşırtan, çünkü sen başka bir gözle bakıyorsun. Herhangi şöyle, bir taraftar gözüyle bakmıyorsun. Ya bu adam bunu nasıl dizayn etmiş? Çalıştığım, çok saygı duyduğum, işte Dağmundan tutun da benim ilk Fenerbahçe'de, gerçi Oğuz Hocalar falanla beraber ben başladım oraya ama Dağm'la başlayıp da işte son çalıştığım Ersun Hoca'ya kadar herkesten çok şey öğrendim. İlk önce bunu söyleyeyim. Ama ben teknik direktörlüğe şunu şöyle bakmak istiyorum. Şimdi Erol Hoca'yla yardımcı antrenör olarak çalıştım. İşte Ersun Hoca'yla yardımcı antrenör olarak çalıştım. Emre'yle bir ara beraber çalıştık. Vesaire, ama herkesten evet bir şey görüyorsun. Ama hiçbir zaman onlardan gördüğümü alıp bu hoca böyle yapıyordu diye teknik direktörlük hayatıma devam etmek istemiyorum. Tamamen ben futbolu kendi düşüncemle, kendi kafamdakiyle oynatmaya ya da oynamaya çalışacağım. Şimdi herkes söyle işte Guardiola'nın oyunu diyorlar, işte Klopp'un oyunu diyorlar, onun oyunu diyorlar. Bunu ben onlara da hiç izlerim ama şunu şöyle yapayım diye düşünmem. Ben kendi elimdeki malzemeyle ne yapabileceğimi kurguluyorum ki bunu Karagümrük takımında ben çok iyi yaptığımı düşünüyorum ki çok zor şartlar altında. İzlediğim teknik adamlar, izlediğim takımlar var ama hep kendi dünyamda kapandığımda 2 saat her gün kendime zaman veriyorum. Futbolla alakalı. Onlarla alakalı hep animasyonlarla, işte Tactical Pet'teki çalışmamla bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Bunları da uygulayabilecek ekip olursa, ki Karagümrük takımında bu vardı. İşte Lucas Biglia'sından tutun da Viviano'su, Borini'si, işte öndeki Pesic'i, Emre'si. Bunlar çok, mesela ben bir antrenmanı bir kere gösteriyordum. Hemen o şablon çıkıyordu. Yani bunu hemen anlayabilecek oyuncu kapasitesi de vardı. Ve çok doğru işler yaptığımı düşünüyorum. Ha, şunu söyleyebilirim. Örnek alırken lider örnek almak istiyorum ben. Liderlik. Yani bence teknik adamlık liderlik demek. Bunu da ben en iyi örneğini Obradoviç'te gördüm. Yani benim için örneğin kim derse hiçbir teknik adamı söylemem. Benim için örnek Obradoviç'tir. Neden? Çünkü ben onunla oturdum. Çok izledim. Çok basket maçına gittim. İşte Meli olsun, Ahmet olsun benim kardeşlerim. Her hafta görüşürüz aşağı yukarı ailecek. Onlardan aldığım bilgilerle, Obradoviç'te oturduğum veya karşılaştığım bir andaki bana o gösterdiği şefkatle, ilişkiyle. Ki anlatan bir adam. Evet, hep anlatan bir adam. Ve muhabbeti gerçekten bir babamla konuşuyormuş gibi hissediyorum onunla konuşurken. O kadar samimi. Yani o yüzden ben Obradoviç her zaman kendime liderlik anlamında, mentorluk anlamında ona örnek aldım. Bunu futbolcuyken de, futbol bittikten sonra teknik adamlıkta da, en son bir düğünde karşılaştık orada da. Yani böyle Obradoviç'in bana katkısının çok olduğunu düşünüyorum. Biraz daha o koçluk, basket koçluğunun ben liderlik vasfının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve o taraftan bu futbola girmeyi veya girdikten sonra hareket etmeyi düşünüyorum. Yurt dışında çalışmayı düşünüyor musun? Var, uzun vadede var, hedef o. Çünkü yani anladığım kadarıyla bu seneki mesela senin ayrılmanda da, anlatmak ister misin bilmiyorum. Birçok teknik direktörün, başarılı teknik direktörlerin kulüpten ayrılmasında kulüp hedefleriyle uymadığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani sen ya da işte Ömer Erdoğan'da da galiba aynı şey oldu. Ya ben şuraya oyuncu istiyorum derken bir anda kulüp diyor ki sen onu bırak, ben bunu satmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi Avrupa'da bunları da planlamak daha kolay olabiliyor. O açıdan söylüyorum. Hani uzun vadede değil de çıkışta acaba öyle bir şey yapmak düşünür müsün? Şimdi şöyle, hani ayrılıkla alakalı şunu söyleyeyim. Herkes çünkü soruyor bana. Herkes de aynı şeyi söylüyorum. Evet, ben her zaman hedefleri olan bir insan olacağım. Ya ben bir yere teknik direktör olmak için olmayacağım yani. Beni işte gideyim aman şurada teknik direktör. Benim hedefim o değil. Benim hedefim tamamen başarı odaklı bir hedef. Mesela bu sene biz Karagümrük'ü aldığımızda düşme hattına 4 puan fark vardı. 22-18'di. Biz aldıktan sonra yaptığımız işlerle 5. sıraya kadar çıktık. Son hafta 6. sıradaydık. Eğer Fenerbahçe maçında biz 3 puan alsaydık son hafta belki 4.'lüğü kovalayacaktık. Ne böyle bir plan vardı ve bunu son bir, yani 3-4 maçlık periyotta ben oyuncularıma söyledim ki çok baskı hissetmesinler diye. Ama son 3-4 haftalık periyotta bunu anlatınca futbolcular da inanmaya başladı. İnandıkça hatta aileleri kattık araya. İşte yemekler düzenlemeye başladık ki bulunduğumuz ortamda gerçekten yemek yiyecek bir yer bile yok. Yani benim çalıştığım bir analiz odası bile yok. Kendimi ofis falan tutup yani bu işlerin hepsini bu şekilde ilerlettik. Ekibimle beraber. Ekibim bana katkısı çok büyük. Onların yardımı, desteği çok büyük. Velhasıl kelam, seneyle ilgili de ben düşüncelerimi anlatmaya çalıştım. Yani toplantılar halinde değil de sohbetler halinde. Aynen senin gibi burada oturup nasıl sohbet ediyorsak.
düşüncelerimi anlatmaya çalıştım. Gittim yurt dışında oyuncular izledim. Oyuncularla konuştum ve birçoğuyla da anlaştım. Bir yere geldi. Ama tabii ki benim düşüncem kulüp yapısına uygun olmayabilir. Hedefler farklı olabiliyor. Hedefler farklı olabilir. Belki çünkü Euro'nun bu seviyelere çıktığı bir ortamda çok zor, tabii. Alıp alabileceği bir oyuncu durumu olabilir. Ya başkanım da beni kırmamak için veya işlerin daha zora girmemesi için böyle bir düşüncesi olduğu için bana bu teklifi yaptı. Ben de saygıyla karşılayarak, ben de aynı şekilde karşılığı vererek ayrıldık. Ama her zaman söyleyeceğim bunu. Süleyman Urma benim için bu yola adım atmamdaki en büyük etkendi. Neden? Hiçbir takım çalıştırmamış birine birincilikte bir takım veriyorsunuz, güveniyorsunuz ve ben de o güveni düşünüyorum ki inşallah karşılığını vermişimdir. Verdiğimi de kendi adıma düşünüyorum ama tabii ki başkanım adına yorum yapamam çünkü başkanın düşüncesi bu. Ama dediğim gibi her yerde söyleyeceğim, bu yolu bize açtı sağ olsun. Ben çok benimsemiştim Karagümrük'ü, devam da etmek isterdim ama olmadı. Artık bundan sonraki hayatımızda daha doğru yerler, daha doğru hedeflerle inşallah yoluma devam edeceğim. İnşallah. Federasyon başkanı olsam ilk neye el atarsın? Federasyon başkanı olsam ilk neye el atarsın? Yani daha doğrusu yani Türk futbolunun önündeki en önemli sorunun ne olduğunu düşünüyorsun? Herkesin kendi işini yapmasını söylerim. Açalım biraz. Açmaya gerek yok. Herkes kendi işini yapsın. Teknik direktör teknik direktörlük yapsın. Yönetici yöneticilik yapsın. Menajer menajerlik yapsın. Oyuncu da oyunculuk yapsın. Hakem de hakemliğini yapsın. Hakem de hakemliğini yapsın. Ve mümkün olursa bu insanların hepsi futbolun içinden gelsin. Çünkü şimdi hakemleri herkes eleştiriyor. Geçen bir yerde daha söyledim. Şimdi hakemleri eleştiriyoruz ama hakem iki kişinin arasında kalan topun nereye gideceğini yönünü biliyor mu? Futbol oynadı mı yani? Futbol oynadıysa ve yanlış karar veriyorsa evet eleştirelim. Ama bakıyoruz şimdi hakemlerimiz, evet futbolun içinden gelenler de var. Onlar da hata yapıyor mu? Yapabiliyor. Yapabilir de. İnsan oluyoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben de burada yapabilirim. Siz de burada programı sunarken veya buradaki arkadaşlar yapıyoruz da merak etme. Yapıyoruz yani. Hata olmadan doğruyu bulamazsınız yani. Bir yere varamazsınız. O yüzden ben herkesin bir kere futbolun içinde paydaşlar kimse, onların hepsinin futbolun içinden gelmesini yaparım. Yani futbolun içinden gelenler de biraz kendilerini geliştirmek konusunda çok fazla geliştirmeyi ne almayacaksınız etmiyor. Zaten. Gelişmiş olanları alacaksınız. Yani bu gelişmiş olan demek eğitmek de değil. Yani eğitimden gelmiş de değil. Yani bunu hem yaşayacak hem yaşadıklarıyla. Çünkü eğitim sadece okumakla olan değil. Bir şey değil. Yaşayacaksın, göreceksin, öğreneceksin. Bunun yanında da kendini eğitmeye çalışacaksın. Hı-hı. Bence. Yani bunun için bence en doğru iş herkes kendi mevkinde kendi işini yapacak ve her birey, futbolun paydaşları kimse, bence futbolun içinden gelen arkadaşların olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir kural değiştireceksin. Neyi değiştirirsin? Hayatta da olur, futbolda da olur. Futbolda altyapıları bence değiştiririm. Futbol için söylüyorsak. Hayatta benim değiştireceğim şeyler yok. Hayatın bir düzeni var artık. Onu değiştiremeyiz. Güzel. Peki. Her futbolcudan teknik direktör olur mu? Olmuyor. Gördük yani. Örnekleri var. Olmuyor yani. Yani başka meslekler değil mi bunlar? Yani bence başka meslekler. Ben zaten hep onu söylüyorum. Hani Volkan Demir olarak evet bir kalecilik kariyerimiz oldu ama bu kariyerin üstünde ben teknik direktörlük yapacağım diye düşünürsem bence bir yerde patlarız. O bir tarafta kaldı artık. Ben şu an teknik direktörlük deniyorum. Antrenörlük adayı Volkan Demirel yola çıkmaya başladı. Kapıdan girdi şimdilik. Hı-hı. Bundan sonra devam etmeye başlayacak. Ama hiçbir zaman o ben kaleci Volkan Demirel'dim ha ben bunu işi çok iyi yaparım diye bir düşüncem yok. Daum mu Aragonés mi? Daum. Okul açık mı Migros mu? Okul açık mı Migros mu? Sarı lacivert. Gündüz maçı mı gece maçı mı? Gece maçı. Mavi forma mı siyah forma mı? Siyah. Antep daha ince gösteriyor. Antep deplasmanı mı Adana deplasmanı mı? Yemeğe göre mi? Herhalde öyle olsa gerek. Yani ikisi de ben uyar. Uyar. İkisini de severim. Sen çünkü kebapçılık da varsın. Ben yemeği her türlü severim. Kebapçılık yok da işletme yani ben kebapçı değilim sonuçta ama yatırımımız var. Buffon bunu öğer mi? İkisi de. Hadi canım bir tanesini söyle. Gerçekten ikisini de ayırt etmem. İkisi de benim için çok önemli yerleri var. İlk Buffon'u izlediğimde İtalya'da Ümit Milli Takımı ile gitmiştik biz. Ondan sonra daha milli takım maçını izlemiştik. Orada ısınmaya çıktığından beri
O adama büyük hayranlık duyuyorum. Bu İtalyanların ısınmaya çıkması bizde çok hayranlık. Şenol Hoca'yı da çok etkilemiş. Yani gerçekten o ısınmadan sonra benim için Buffon çok farklı yerdedir. Neuer'e de karşılıklı oynadım. Schalke dönemlerinden biliyorum. Oradan senin, beri de senin için şanssız bir maç. Evet. O günden beri de benim için yani duruşuyla, yani bir kaleci duruşu vardır ya. Hmm. İkisi de bence o duruşu çok layıkıyla taşıyorlar. Buffon gerçi son dönemlerine geldi. Gerçi Neuer de yaşlandı artık ama inşallah arkalarından daha iyi kaleciler. Bence arkalarından bizimkiler geliyor. Altay, Doğan ve Uğurcan. Ben Doğan'ı çok istedim Fenerbahçe'ye gelmesini. Öyle mi? Kayseri Spor'dayken Hakan Arıkan benim çok samimi arkadaşımdır. O da ilk çıktığında onun çok menajerliğini yapıyor. Hakan evet, Hakan da çok iyi kaleciydi. Onun menajerliğini yapıyor. Ve Doğan hakkında çok konuştum. 2-3 ay çok uğraştım. Ama bir türlü yapamadık yani. Kulübü mü ikna edemedin? Yok. Yani o anki şartlar oluşmadı. Rugan mı, sneaker mı gibi enteresan bir soru gelmiş. Bilmiyorum. Ne, o günkü duruma göre. O günkü ruh halime göre. Casual giyinme, takım elbise mi? Ya, takım elbise çok sık giymem. Yani ya bugün giyebilirdim. Çünkü sen ceketle bugün çok şık olmuşsun. Ama sen de çok şıksın. Biz bugün biraz dışarıda gezip geldiğimiz için böyle çıkabildim evet, karşınıza. Evet. Seyahat öncesi koşturuyorsun. İki teker mi, dört teker mi? İki teker. Var mı motorun? Var. 12 senedir. Eşin problem çıkarmıyor mu? Yok. Öyle bir şey deli gibi kullanmam ben. Sakin. Plaj voleybolu mu, ayak tenisi mi? Plaj voleybolu. Senden Melih Mahmudoğlu'nu 3 kelimede nasıl anlatırsın diye bir sorumuz var. Melih niye arkadaşın? Kelimelerle anlatılmaz Melih ya. 3 kelimeye yetmez. Kelimelerle anlatılmaz Melih. Oldu işte tamam. Emre Belözoğlu'nu 3 kelimede nasıl anlatırsın? Emre de anlatılmaz. Ya şimdi bunlar benim hayatımdaki çok önemli isimler. Yani futbol veya işte futbol içinden gelişen arkadaşlıklar da yani benim iki elin sayısı 10'dur. 10 tane çok önemli isimler vardır. Yani Emre de Melih de bu isimler arasından bir tanesi. Geçen sene sonunda Emre ile beraber acayip bir puan ortalamasıyla bitirdiniz. Evet. O işin biteceğini düşünüyor muydunuz? Devam ederiz diye mi düşünüyordunuz? Yani şöyle işin açıkçası... Yani çünkü bir maçta şampiyonluk kaçtı eninde sonunda. Evet, ben şampiyon olsak da olmasak da zaten o sezonu söylemiştim Emre'ye de ayrılacağım. Selçuk'a da söylemiştim. Çünkü kendi yolumda neler yapabileceğimi, çünkü biz gözümüzü açtık Fenerbahçe'de. Gözümüzü kapatacağız neredeyse Fenerbahçe'de. Ama dedim ki bir dışarı çıkıp kendimin neler yapabileceğini görmek istiyorum dedim. Bunu da o zaman zarfında Emre'ler, Selçuklar ayrılınca aslında söyleyemedim başkana. Sonra başkanla bir oturup konuşmamız oldu. Sonra ben de hani hoca gelene kadar, o zaman Pereira'nın gelip gelmeyeceği daha belli değildi. Ben 3 gün takımın başında çıktım. O zaman zarfında bunu söylemek istemedim. Ama Pereira gelince de ben ayrılmak istediğimi başkana ilettim. Başkan da neden dedi. Kendi yoluma bir bakayım. Neler yapabiliyorum onu göreyim dedim. Ondan sonra ben de bu şekilde ayrıldım. Jorge'yi sorayım mı? Sorabilirsiniz. İnşallah hayırlısı olur. Büyük isim. Umudun var mı? Umutlu musun yani? Umutlu olduğun bir ya sezon umut, mu yoksa ya? Her sezon bir umut. Ama başlangıç, gelişme ve sonuç farklı yerlere gidebiliyor. Aa, peki. Zaten senin pozisyondayken buna cevap vermek çok kolay değil. Kartal Spor'u 3 kelimede nasıl anlatırsın? Kartal Spor benim... Var mı hala bağlantın? Ya hocalarım da tabii Kartal Spor şu an çok yani dilim bile varmıyor söylemeye. Çok büyük kulüptü bence. Yani İstanbul'un o zamanki, şimdi bakıyorsunuz evet semt takımları çıkıyor ama. Siz Servet Egemen üçümüzdük. Ben kaleciydim, onlar stoperdi. Bir de Hayrettin abimiz vardı, Bursalı. O libero oynuyordu. Üçlü oynuyorduk biz. Hani üçlü oynamak her an şu an çıktı ya, biz 25 sene önce oynadıklarmış. Neyse. O başka bir üçlü. Evet, o başka bir üçlü. Şimdi bakıldığında Ümraniye, Eyüp, Karagümrük, bunlar semt takımı diye çıkıyor ama asıl semt takımları o zaman da Kartal, Sarıyer, Zeytinburnu, Bakırköy. Asıl semt takımları oralardı ama şimdi onlardan şey yok, eser yok. İnşallah hani onlar da döner ama bu sefer İstanbul Ligi gibi olur ligimiz. Beraber forma giydiğin, takımda aynı forma giydiğin 5 kişiyle bir yerde oturuyorsunuz, bir yemek yiyeceksiniz. Forma giydiğin. Beraber aynı takımda oynadığın 5 kişi. Kimlerle şöyle keyifli bir sofra kurarsın? 5 kişi. Sofra ne sofrası? Onu sen karar ver. Akşam oturacaksınız Bodrum'da. Güzel, evet. Denizin üzerinde güzel bir balık yiyeceksiniz. Evet. 5 kişi. Kimlerle oturmak istersin? Futbolcu mu olacak? Fark etmez, antrenör de olur. Beraber şey olabilir, böyle
Futbolun içinde herhangi biri olabilir mi? Tabii tabii olur. Kendi çevremde olabilir mi? Olur. Yani hep futbolcudan gitmeyelim. Hadi öyle yap, tamam peki. Babamı alırım bir. Baban alırsın. Başkanlarımı alırım. Aziz Yıldırım, Ali Koç. Beraber. Güzel. Obradoviç'i alırım. Güzel. Bir de ben. İyi, nefis. Peki rakip takımla forma giymiş 5 kişi. Gene ertesi günde aynı yerde onlarla oturuyorsun. Ertesi günde aynı yerde onlarla mı oturuyorum? Yani şunu merak ediyorum. Hani sizin böyle düşman gibi durduğunuz adam, kimlerle oturup böyle güzel muhabbet edebiliyorsun? Edersin. Mesela Sabri'yi çağırırım. Güzel. Niye bilmiyorum. Herkes aramızın kötü olduğunu düşünüyor ama değil. Hani şey yapayım. Biraz magazin yapayım. Güzel, evet. Sabri'yi çağırırım. Bir tanesi Sabri olur. Mehmet Topuz'u çağırabilirim. Eğlencelidir. Güldürür bizi. Ondan sonra Cema. Sesi güzel. Çağırırım bir tane de. Sesi güzel kim var? Selçuk güzel mi söylüyor? Selçuk Şahin mi? Ha, kötü mü onun ki? Yanlış mı? Konuşurken güzel değil ses. Selçuk Şahin nasıl? Servet. Servet saz çalar güzel. Serveti çağırırım. Hem Kartal'dan geçmiştim. Egemen Korkmaz'ı çağırırım. Güzel. Kaç oldu? Kartal ekibi. Tamam oldu canım. 4 oldu. Bir de kimi çağırayım? Muhabbet. Melo. Yok abi, Melo'yla anlaşamam ben. Şey, dillerimiz tutmaz. Anlaşamam derken şey anlamadım. Sabri. Gerçi Sabri'yi duyduk Galatasaray'da. Sabri ama Sabri'yi aramak hakikaten şey değil, sıkıntılı değil. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Süper gücüm. Evet. Öf. Bilmiyorum ki. Uçmak isterdim herhalde. Uçmak. Benim de aynı. Çok insanlar görünmez olmak isterdim diyor. Çocukken hayal ettiğin hayatı yaşıyor musun? Onu mu yaşıyorsun? Yoksa çocukken Fenerbahçe'de oynamak istediğini biliyorum da acaba santrfor mu olmak istiyordun? Yok. Çocukken hani bu kadar hayal kurmamıştım. Ama bu kadar hayalimiz varmış demek içimizde ki yaşamışız. Çünkü annen hep ben Fenerbahçe'de annem çok destek, diyor musun? Destekçi olmuştur. Fenerbahçe'de oynayacağım, milli takımda evet. Gideceğim diyor musun? Babam biraz daha hani okul tarafını çok istiyordu. Ama annem her zaman futbolda destek vermiştir. Kendine dair hak verdiğin bir eleştiri var mı, nedir? Kendime dair hak verdiğim. Ya biraz işte şey, yani görüntü olarak... Agresif. Agresif görünürüm ama aslında öyle değilim ama mecburum da yani biraz da dışarıdan böyle bakıldığında biraz sert bir duruş olması lazım. Çünkü... Kalecilikte bir de o lazım mı biraz? Lazım yani biraz. O, Recep'in yani bir dezavantajı o muydu fizikle, acaba? Recep. Beraber çünkü başladı. O şahane bir Trabzonspor maçı oynamıştı Recep, evet. Hatırlıyorum. Benim kırılmıştı o sezon. Evet, hatta ben 7-8 maçı iyi oynadım. TRT'de yayındaydım, böyle utandı konuşamadım maçtan evet, sonra. Evet, evet. Yok Recep, onunla da görüşürüm. Sonra Beşiktaş maçından sonra da sana Beşiktaş verdim. Maçında Sergin abinin golünden sonra bize geçti forma. Ya biraz şeyim evet, agresif gözükebilirim dışarıda ama normalde öyle değildir. Değilsin. Görüntü olarak evet ama içeride öyle bir şey yok. Güzel. Asansörde kiminle kalmak istersin? Asansörde mi? Sorular herkese soruyor musun abi? Keşke izleseymişim programı. İzlememiş, ne kadar ayıp. Ama bilerek anlattım sana niye izlemedim. Şimdi ben de hani her cevaba doğal cevap vermek için. Aynen. Yoksa izlesem bunu bilsem şimdi derim ki şununla geleyim. Bir sporcu falan söyle. Bu arada zaman kazanıyorum böyle. Farkındayım. Eşimle kalmak isterim herhalde. Çok kötü bir cevap verdin, tebrik ederim. Ama bu arada tebrik ediyorum yani, bu çok da yakışıyorsunuz birbirinize. Geçen bir davette bir araya geldik. Evet. En çok neye para harcıyorsun? En çok neye para harcıyorum? Sanat eseri. Yok, o değildir ya. Çocuklara. Çocuklar da herhalde, evet. Yönlendiriyorum ben bu soruyu, herkes de evet evet doğru diyor. En çok kime gülüyorsun? En çok kime gülüyorum? Küçük kızıma gülüyorum herhalde şu ara. Tam bir çaki çünkü kendisi. Öyle mi? Öf, felaket. Hatta bu sabah tam hani kalktım. Normalde okula gitmesi gerekiyor. Neden okula gitmedin dedim. Biraz ateşim var, ondan gitmedim. Halbuki ateşi yok. Kendi kendine ateş yapmış. Bir de battaniye almış üstüne. Yani ben inanayım diye. Yani hakikaten komik bir çocuk. Güzel. Polis durdurduğunda trafikte enteresan bir şey geçti mi hayatına? Çok geçmiştir. Var mı ya anlatabileceğin? Şey mi, bilgi mi geldi? Ha? Bilgi mi geldi? Yok. Evet geldi mi demem lazımdı. Evet geldi. Ya oluyor tabii ki. Şimdi mesela çeviriyorlar. Sonuçta adımız yazmıyor arabanın herhangi bir yerde plakada. Camı açınca o bir sert mizah veya işte polis mizahı neyse geliyor böyle bir. İlk önce bir tam böyle soracak şunu yap. Yani şu var mı, bu var mı? Abi diyorum merhaba ben Volkan. Volkan'cığım nasılsın falan. Orada bir fotoğraf, bir ha ha iyi.
Gidiyorum. Fenerbahçeli bir polis gelmesiyle. Fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Yok sağ olsun. Yani... Polislerimiz çok seviyorlar beni. Güzel. Kaytarma yalanın var mı? Ya, mümkün olduğunca yalan söylemem. Ama olmuştur. Yorgunum. İşim var. Gibi. Evet. Mesela dışarı çıkalım mı? Ya bugün çıkmam. Çok yoruldum falan filan. Olabilir. Hayır, abi. Başka bir yerdesin. Bilinmeyen bir özelliğin var mı? Bilinmeyen bir özelliğim, her şeyi biliyor herhalde insanlar. Hani tekrar çok iyi yemek yaparım falan öyle şey. Aa, yemek değil de böyle mangaldı, balıktı, o tarz şeylerle uğraşmayı, salataydı. Ya sabahları kahvaltı hazır ama kalkıp pilav yap desen, ya yaparım ama uğraşmam. Hmm. Ya da makarnayı pişir desen, onu da yaparım ama uğraşmam. Kuru fasulye yap desen, onu da yaparım ama uğraşmam. Daha çok böyle eğlencelik yemekler. Bilinmeyen özelliğin hiçbir şeyle uğraşmıyor olman. Ha şöyle, uğraşsam yaparım. Bir mangal aldık mı etimizi ya da işte balığımızı pişirelim dersek orada girerim mutfağa. Havalı duruyor çünkü o. Havalı da değil, daha keyifli. Daha keyifli, güzel. Aptalca bir yaralanma anın var mı diye soracağım ama bu sorunun cevabını bildiğim tek ünlü sensin herhalde. Omuz çıkması. Yani ben nasıl olabilir diye düşünmüştüm yani. Çünkü maç bitti, evet. Sen sevindin. Gayet güzel. Herkes soyunma odasına gitti. Ben de basın tribündeyim. Hı hı. Sonra muhabir arkadaşlarla konuşuyorum. Volkan'ın omuzu çıktı dediler. Neden çıktığını söylediler mi? İşte forma atarken düşmüyor musun? İşte ama şöyle, öncesi var. Şimdi reklam panolarından atlıyorum. Evet. Orası beton. Ayağımda bir dalı var. Ha, kayıyor. Kaydı böyle ayağım. Şu kolum da tam böyle geride kaldı. Buradan da çıktı. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Maç bitti. İşte Fenerbahçeliler sevindi, Galatasaraylılar üzüldü. Herkes soyunma odasına gitti. Evet. Haber geliyor, kolu çıktı diyor. Ya bu gördük işte, nerede kolu çıktı? Çıkmadı. Evet. Meğersem ama işte panolarını atlıyorum, zemin kayıyor, çıkıyor. Orada da işte erkekliğe laf ettirmeyelim de yine o formayı vereceğiz diye ben onu biraz daha zorluyorum. Formayı veriyorum, sonra kopmuş işte o da şey. Feneryum formaları mı onlar? Evet, Feneryum formaları. Ondan sonra işte... Esnemeyen. Şey, evet. Güzel anılar. Güzel anılar. Ayağımdan kan fışkırdı, ölüyordum. Kolum çıktı. Tansiyon düştü ama. Telefon listendeki, telefondaki en ünlü kişi kim? Of. Bilmiyorum ki, hepsi ünlüdür ya bir kendi çapında. En ünlüsü. En ünlüsü ne bileyim abi, şimdi kime göre neye göre? Ya sana göre en ünlü kim? Sana göre. Kimsin? Senin telefonda kim en ünlü? Platini. Galiba o yani. Benim için ünlü yani. Senin için de o. Ama ya var tabii canım. Birçok ünlü insan var. Ya geçen gün mesela aynı ortamda beraberdik. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'un varsa o çok ünlü oluyor. Evet var. Kıvanç'la geçen yani arkadaşımdır Kıvanç. Heh, tamam işte. İlk aşık olduğun çocukken, gençken ünlü. Celebrity crush'ın. Ha. Ha, televizyondan aşık oldum. Ben Eva Mendes hayranıydım. Ha. Evet. Onu severdim, beğenirdim. Ryan Gosling var bende. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçerdin? Döner. Var mı herhangi bir döner tarzı peki? Bursa işi mi? Ankara işi mi? Trabzon işi mi? Raprak döner. Ama raprak. Şimdi isim vereceğim, ayıp olacak. Söyle ya, ben ne olacak? Bayramoğlu. Reklama girer. Bayramoğlu. O da var. Tatar Salim de var. Selim mi? Tatar Selim. Guilty pleasure deniyor. Bu söylemeye utandığın zevkin. Utandım söyleyemiyorum. Keşke izleseymişim programı. Utandığım zevkim. Utanıyorsam zevkim değildir ya. Niye zevkim olsun? Ya da söyleyemem diyorsun. Evindeki en pahalı eşya. Ofa ya, yemin ediyorum. Evimdeki en pahalı eşya en değerli mi? Evet. Yani maddi değeri en yüksek olan eşya. Ya ne bileyim abi, şimdi öyle bir soru yok. Bilmiyorum. Yani en az cevap aldığımız konuğumuz ama gayet güzel. Müzik aletlerim olabilir. Müzik aletlerin? Evet. Ha bak, bunu bilmiyordum. Var mı öyle bir müzik odan oturup işte salonda mı? Pick-up dinlemeyi çok severim. Hmm. Ondan sonra bir DJ setim var. Öyle kendimce boş zamanlarda çalmayı severim. Aa, güzel. Peki. Ondan sonra. Ne dinliyorsun daha çok? Ya duruma göre, ortama göre. Öyle çok hani klasik çok severim dinlemeyi. İşte o tablolarımı izlerken. Hmm. Bir plak takıp o klasik eski Beethoven'ları vesaireleri, işte senfoni orkestralarını dinlemeyi çok severim. Kızım da iyi piyano çalar, piyanisttir. Yani piyanist değildir de yani ders alıyor. O yolda. O yolda inşallah en büyük hedefi o. Baba diyor, büyük bir konser alanında sana piyano çalarken kendimi izlettirmek istiyorum diyor. Bazen ona işte şu an 3-5 şarkı, bilemedin 10 şarkı çalıyor. Bazen onu çağırıyorum, çal diyorum bakalım bir tane bir şeyler. Süper. Onu dinlemeyi çok seviyorum. İnşallah senin annene verdiğin sözü karşılığını verdiğin gibi kızın da yapabilir.
O çok böyle sanata meraklı. Şimdi evde de böyle şey hep gördüğü için mesela bir ortama girdiğimizde bir tabloyu veya heykeli görünce baba bak bu işte bizim bu şuna benziyor, buna benziyor. Gözü çok açık ve resim yeteneği de çok yüksek. Onun öyle bir sanatla ilgili bir konum alacağını düşünüyorum. Yani. Şahane. Kendini sosyal medyada arıyor musun? Bakıyor musun ne yazılmış, ne edilmiş? Ya her gün aramam. Yani çok nadir, yani çok nadirdir. Yani ancak çok boş olacağım ki ve canım sıkılacak. Kafam böyle dağılmasını isteyeceğim. O zaman bakıyorum. Ama böyle her sabah kalkıp bir Volkan Demirel sözcü yapmam ki yapanları biliyorum ve bana da çok şey geliyor. Yanlış geliyor. Çünkü hep şunu söylüyorum. Ya insanların benim hakkımda söylediklerinden veya düşündüklerindense benim kendi içimde ne düşündüğüm önemli. Eşine soruyor musun peki? Yani böyle bir şey yazıyor. Sen ne diyorsun? Eşim benim aslında en büyük eleştirmenimdir. Yani senden de daha çok eleştirmiştir beni. Veya işte olan herkesten, beni eleştiren herkesten çok. Çünkü gerçekten onun dediklerini çok önemsiyorum ve yapmaya çalışıyorum. Eşime sormuyorum hani benle ilgili. Onu mu sordun az önce? Yani eşinin mesela seninle ilgili bir şey yazılmış. Evet. Şimdi ben öyle yapıyorum. Eşime soruyorum. Ya böyle bir eleştiri var. Sen ne diyorsun diyorum. Bence, yok, onu hiç bence sormam. Haksız ama. Çünkü emin ol eleştirmeden önce o zaten o eleştiri yapmış. Ha okey. Sormam yani. Zaten... Eğer bir şey yanlış yaptıysam emin ol Zeynep'in dediğini ben bir yerde okurum eğer ona bakıyorsam eğer. Yani İlla ki o bana o şeyi yapar. Dürtmeyi yapar yani. Fevkalade. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Umarım keyifli olmuştur. Çok. Ben çok keyif aldım. Umarım sen de memnun olmuşsun. Yani bakıyorum unuttuğum bir şey, önemli bir şey var mı diye. Yok gibi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok yani ben senin hep yani göründüğünden çok farklı bir kişi olduğunu biliyorum. Bugün insanlar, daha da iyi anladım diyorsun. Yok yok. İnsanlar da bunu bence yorumculuğa başlamadan itibaren evet. Çok iyi anladılar. Müsaade edersen bir selfie çekeceğiz. Biz bunlardan sonra bir sergi yapacağız. Tabii ki. Çok teşekkürler Volkan. Başarılar diliyorum. İnşallah. Gönlümüze göre olur her şey. İnşallah hepimize.